Şimdi Diyarbakır'a gidiyoruz. Sevgi Şahin bize son gelişmeleri aktaracak. Narin cinayetinde 36. gün ve dört yeni gözaltı falan var ama somut hiçbir şey yok hala. Hala yok. Sevgi nedir durum? Bize son gelişmeleri aktarır mısın lütfen? Selçuk 36. günde yine Nari'nin yanı başındayız. Nari'nin köyündeyiz, Tavşan Tepe'deyiz. Şimdi elimizde öyle bir soruşturma var ki, öyle bir dosya var ki ucu açık, elle tutulur bir kanıt yok. Delil yetersizlikleriyle dolu. İki gündür iki gizli tanıktan bahsediyorduk. İşte o gizli tanıklar aile üyelerinden olduğu iddia edilen o iki gizli tanığın yeni ifadeleriyle birlikte ayrıca suç ortağı Nevzat Bahtiyar'ın savcılığa verdiği yeni ifadeler sonra sonrası ifadesini değiştirdi. Üçüncü kez biliyorsunuz. Ayrıca BTK'dan dosyaya giren, savcılık dosyasına giren yeni HTS kayıtlarıyla gelişme yaşandı. İşte bu dört gözaltı yine köyden aile üyelerinden dört kişi gözaltına alındı jandarma tarafından. Niye alındılar? Çünkü cezaevindeki 12 kişiyle bu kişilerin arasında bir görüşme trafiği geçmiş. Yoğun bir telefon trafiği geçmiş. Özellikle Nari'nin kaybolduğu gün işte Salim Güran'ın tutuklandığı gün o iki kişi iki taraf birbirleriyle aşırı görüşmüşler. HTS kayıtları baz istasyonundan aynı istasyondan veriler geldi. Bunlar dosyaya girdi. Ancak bu kişiler dedi, dediler ki savcılıkta biz e, Narin kaybolduğu için aradık. Ailemizden biri olduğu için aradık. Onun dışında herhangi bir e, Narin'le ilgili bir e, farklı durum yoktu biz aile üyesi olduğumuz için aradık dediler. Onlar da serbest bırakıldı. Şimdi bugüne baktığımızda elimizde hiçbir şey yok. Ne katil ne de katilleri biliyoruz. İki tarafta aileden konuşmuyor. Umudumuz yarınlarda yarın belki bu karanlık aydınlanır dosyadaki şair Metin Altıok'un dediği gibi yarın farklıdır bugünden Selçuk. Hiç olmazsa adı değişir diyelim ve Tavşantepe'den sözü tekrar size bırakalım. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz sevgi.